thank you من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz, Lalegül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, Rabbimize hamdü fenalar olsun ki 11 ayın sultanı olan şu ümmetin ayı olan Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmış bulunuyoruz. E tabi iki aydır dua ediyorduk değil mi? Allahümme berik lenâ fî ve şaban ve bellignâ Ramazan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmişti ya. Hani recep Şerif ayı girdiği zaman efendim ne yaptık? Bu duaya başlamıştık. Ne diye dua ediyorduk? Ey Allah'ım Recep-i Şerif'i ve Şaban-ı Şerif'i hakkımızda e, mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye iki aydır dua ediyorduk. Rabbimize sonsuz hamdü fenalar olsun. Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmak nasip oldu. Evet yani hakikaten Ramazan girdi. Yani ortalık gül bahçesine döndü. Cennet bahçesine döndü. Camiler doluyor doluyor boşalıyor elhamdülillah. Sohbetler, vaazlar, manevi bir atmosfer değil mi? Rabbim Celle Celaluhu şu Ramazan-ı Şerif ayındaki şu manevi atmosferi bütün seneye dolayısıyla bütün hayatımıza yayabilmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Bugüne kadar tabi birkaç gündür oruçluyuz elhamdülillah. Efendim tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz teravihleri ve bundan sonra tutacağımız oruçları ve kılacağımız teravihleri Maliküsür dergâh hizmetinde kabul eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim hakikaten çok kıymetli bir aya girdik. Yani hem mali hem maddi ibadetleri cem eden bir ay. Yani biz iki aydır dua ediyoruz dedik de Allah dostları altı ay dua ediyormuşlar. Ramazan ayı gelmeden önce Ya Rabbi ne olur bizi Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır diye. Niçin? Çünkü Ramazan ayında öyle faziletler var, öyle ecirler var, öyle kazançlar var ki yani bir adam manen sıfırı tüketmiş vaziyette Ramazan ayına girse manen efendim son derece fakir son derece züğürt bir halde o Ramazan ayına girse, Ramazan'ın sonunda manen adeta bir holding patronu olarak, bir zengin olarak bayrama ulaşır ve cehennemden kurtulabilir. İşte böyle bir ay kıymetli kardeşlerim. Ve Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا فِي رَمَضَانِ لَتَمَنَّتْ اُمَّتِي اَيَّكُنَ رَمَضَانُ سَنَةَ كُلَّهَا eğer kullar Ramazan ayında neler olduğunu, ne kazançlar, ne ecirler olduğunu bilseler, ümmetin bütün senen, e, senenin Ramazan olmasını isterlerdi, temenni ederlerdi diyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Yani niye bütün sene Ramazan ayı olsun istiyoruz? E çünkü yani çok kazanç var. Çok ecir var, çok sevap var. Bir adam kazancı bildi mi? He? Kazanç ne yapıyor? Tatlı geliyor. Mesela diyelim şöyle bir misal verelim. Hani şimdi insanlar efendim Ramazan ayı belki ee, orucu var, teravihi var, sahuru var. Yani manen elbette müthiş kazançlar var ama yani belki nefislere zor gelebilir. Yani nefisler belki hani usanabilir ama eğer bilselerdi derken o idrak edebilseler, o sevabını, o ecrini anlayabilseler demektir. Elbette beden biraz zorlanacak ki ne yapacak? Efendim bunu rahatlayacak. Ne kadar zahmet o kadar rahmet. Dolayısıyla bir adam bakın ne yapıyor? Her gün sabah 8 akşam 5 veya artık mesai saatleri neyse bir ay çalışıyor efendim maaş almak için. etini temin edecek çünkü ya bu kadar sıkıntı, bu kadar meşakkat yani diyorum ya bu da ne kadar zor ya filan demiyor. Ne yapıyor? İşsiz bile kalsa aman bir iş bulayım da he? Yani çoluğun çocuğun etini temin edeyim diye yani böyle bir efendim gayret içerisine giriyor. Onun için bu Ramazanda da demek böyle manevi kazançlar var. Eğer bilseler bütün sene Ramazan olsun isterler. Neden? Yani böyle bir kazancı senede bir ay niye kazanalım? Her ay böyle bir kazanç olsun. İnsan bunu ister. Buyuruyor. Dolayısıyla şöyle bir misal verecek olursak mesela her gün bir yerde bir pazar kuruluyor. Mesela pazarcıları düşünün. Pazartesi bir yerde, salı günü başka bir muhitte, efendim çarşamba günü mesela e, Fatih'te çarşamba pazarı var, değil mi mesela? Ha, oradaki esnaf ne diyormuş mesela? Yani diyormuş keşke her gün çarşamba pazarı olsa. Neden? Yani çarşamba pazarı çok büyük. Çok efendime söyleyeyim demek ki güzel satışlar yapıyor. Akşam olunca öyle bir ciro yapmış ki adam bir hafta her gün satış yaptığı yeri toplasan ne kadar yapıyorsa bir günde ne yapıyor? Çarşamba pazarında o karı elde ediyor. Adam bu karı görünce de ne diyor? Keşke her gün çarşamba pazarı olsa. Yani keşke her gün bu kadar kar edebilsek. İşte Ramazan-ı Şerif ayında böyle düşünmek lazım. Bir manevi pazar kurulmuş adeta. He? Efendim, iman pazarı, ibadet pazarı, ahiret pazarı işte alabildiğimiz kadar, kazanabildiğimiz kadar ahirete yatırım yapabildiğimiz kadar inşallah yapacağız. Rabbim Celle Celaluhu becermek nasip eylesin. Gecesini gündüzünü en güzel şekilde Yahya'ya bizleri muvaffak eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim. Ramazan ayında diğer taraftan da bakıyorsun. Yani manen böyle bir hareketlilik elbette var ama yani madden de bir hareketlilik var. Yani bakıyorsun fakirin fukara'nın yüzü gülüyor. demir zekatlar, fitreler, infaklar, sadakalar, kumanyalar. E şimdi kumanyalar deyince o zaman marketlerin de esnafın da yüzü gülüyor. Yani bir ticaret oluyor, bir alışveriş oluyor. Dolayısıyla yani bu yönden de efendim manevi bir bereket olduğu gibi maddi yönden de bereketi olan efendim bir ay hakikaten yani anlatılacak gibi değil hakikaten maddi manevi müthiş bereketleri müthiş efendim söyleyeyim hazlı lezzeti olan böyle bir ay Rabbim Celle Celalı bu hazzı lezzeti alanlardan eylesin bu bereketlerden cümlemizi müstefide eylesin inşallahurrahman evet İbrahim Nehai Hazretleri diyor ki yani Ramazan ayı tabi ibadet ayıdır. Ramazan ayı hakikaten kazanç ayıdır. Ümmetin ayıdır. Bu ümmetin ayıdır. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'teki bir oruç diyor, bin oruçtan daha eftal. İbrahim Nehai Hazretlerinin beyanı. Bir oruç, bin oruçtan. Bir tesbih, bin tesbihten. Efendim, bir rekat, diğer aylardaki bin rekattan eftaldir diyor. Dolayısıyla böyle bir aydayız. E şimdi bir rekat kılıyorsun, bin rekat gibi. Yani bu nereden bize çağrışım yapıyor? Hanımefendi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurmuştu ya. Salatün fil haram bir miyeti elfi salatin. Yani mescid-i haramda kılınan bir namaz, yüz bin namaz. Mescid-i nebevide kılınan bir namaz, bin namaz idi. Ha, mescid-i nebeviye gidiyorsun, orada kıldığın namazlar. Demek bir namaz nedir? Yüz bin namaz. Şey affen, bin namaz. E şimdi Ramazan ayında hiç oraya gitmeden... He? Evinde de kılmış olsan ne oluyor? Yani bir namaz bin namaz oluyor. Bir tesbih bin tesbih oluyor. Dolayısıyla sanki Ramazan'da kıldığın her namazı ne yapıyorsun? Mesih Nebevi'de kılmış gibi sevap kazanıyorsun. Böylesine ecri, böylesine tevabı olan bir ay kıymetli kardeşlerim. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte yani Ramazan-ı Şerif'in fedaili ile alakalı tabii pek çok hadis-i şerifler var. Ama yani bazılarını da zikredelim, beraber müdakere ve mütala edelim. Yani bilelim ne kazanıyoruz. Yapmazsak ne kaybediyoruz. Değil mi? Yani bunları bilelim açısından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyurmuş. Bizlere de duyurmuş. İnşallah bunu paylaşalım. Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Men tekarrabe fi bi hasletin minel hayr. <laughs> Her kim Ramazan ayında bir hayırla Mevla'ya yaklaşırsa yani bir nafile ibadet yapsa. infak olabilir, eden söyleyeyim namaz olabilir, tesbihat olabilir, değil mi? Ha oruç zaten nedir? Farzdır. Namazlar farzdır. Zekat nedir? Farzdır. Ama teravih namazı kılıyorsun. Teravih namazı nedir? Nafiledir. Sünnet namaz. Bakın ne kadar fazileti var. Şimdi kalkıp teravih namazı terk edilir mi? Teravih namazdan kaytarılır mı? hazır milletle beraber cemaatle kılınıyor. Çünkü cemaatte hayır vardır. Cemaatle olan işlerde bereket vardır, kolaylık vardır. Yatsı namazını bile normal zamanda adam, "Efendim cemaatle kılmadı mı?" He? Evinde oturduğu zaman, "He efendim her geçen dakika, her geçen vakit daha da ağırlaşıyor, zorlanıyor. Hatta öyle ki adam, "Efendim neredeyse yatsıyı kılmadan yatacak, uyuyacak. Allah muhafaza." Ya ve yarı uykulu yarı şey patküt patküt kılmak zorunda kalıyor belki. Ama cemaatle kılmış olsa, camiye gitmiş olsa o cemaatle beraber dinç, diri o manevi atmosfer içerisinde he cemaatle beraber hem daha fazilet hem daha ecirle beraber ne yapmış olacak? Kolayca namazını eda etmiş olacak. E teravih de şimdi böyle. Yani tek başına şimdi kılmak belki zor olabilir ama e eh, namazda efendim camide beraber cemaatle kıldığın zaman elhamdülillah kolaylaşıyor. Mevla'nın bereketini, kolaylığını veriyor kıymetli kardeşlerim. Şimdi bakın ne diyor? Yani Ramazan ayında bir hayırla e, her kim Allah'a yaklaşırsa kâne kemen edde ferîzaten fî masivahu diğer aylarda bir farzı eda etmiş gibidir. Yani Ramazan ayında sen bir nafile ibadet yapsan sanki Ramazan ayının dışında bir farzı eda ediyor gibi ne yapıyorsun? Sevap kazanıyorsun. Görüyor musun? E dolayısıyla şimdi nafile ibadetler kaçırılır mı? Yani teravih kaçırılır mı? 20 rekat namaz kılıyorsun sanki Allah'ın farzı gibi diğer aylarda yapılmış olan bir farz gibi ne yapıyorsun? E sevap kazanıyorsun. E peki hoca efendi yani nafileler farz gibi kazandırıyorsa e peki bu ayda yapılan farzlar da var. E yani bunlar Efendim bunların ecri nasıldır dersen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ona da cevap veriyor. Ve men edda fihi her kim bu ayda bir farzı eda ederse kana kemen edda sebune feridaten fi ma Yani bu ayın dışındaki efendim dışında 70 tane farzı eda etmiş gibidir buyuruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyor musun? Yani bir farz orucu tutuyorsun. Farz mı? Evet. Sanki Ramazan dışında 70 farz eda etmiş gibi. Ha burada tabi zaten orucu tutacağız, namazları kılacağız da. Zekatlarda da mesele nedir? Zekatlarda da genelde bizim millet ne yapar? Ramazan ayında verir. Aslında bir senede olduğu zaman tabi vermesi lazım. Senenin her vaktinde verebilir mi? Elbette verebilir. Yani öyle ya senin zekatın var. Muhtaç birisi gelmiş. Adamın sıkıntısı var, adamın borcu var, adam düğün yapacak vesaire neyse. E şimdi gelmiş senden de ricada bulunuyor. E zekatın da var. E sen de ona şöyle desen olur mu yani? Ya sen hele bekle de Ramazan ayı gelsin öyle vereyim. Hani bir laf vardır bizden hani, ölme şeyim ölme diye. Ya adamın ihtiyacı var, derdi var, sıkıntısı var. Hemen onun için ne yapmak lazım? Elbette görmek lazım. Şimdi yalnız bizim milletin tabii Ramazan ayında zekatını vermesinin sebeplerinden bir tanesi de demek ki bu. Yani uyanık, manevi uyanıklardan. E çünkü madem bu ayda yapılan bir farz, bu ayın dışındaki 70 farzda farz gibiyse, he? O zaman zekatını bu ayda vermenin faziletini düşünebiliyor musun? Adam mesela diyor ki, ya hoca efendim benim daha bir sene dolmadı. Ne zaman dolacak? Bir ay sonra dolacak. Versem olur mu? E bir ay sonra versen olur ama biraz da ne olur? Affedersin enayilik olur. Sen bir aydan sebep, he? Bu 70 tane farz işlemiş gibi sevap kaçırılır mı? sen bir ay sonra versen, Ramazan ayı geçmiş oluyor. Onun gibi 70 sene yaşasan, her sene o zekatı versen, ne kadar kazanıyorsan, işte bu Ramazan'da verdiğin zaman o kadar kazanacaksın. Onun için yok benim daha var vesaire deyip de şeytanın oyununa gelmemek lazım. Ha gerçi diyeceksin ki şeytanlar da bağlı. Ramazan ayında bağlı değil mi? Resul şey şeyatın şeytanlar zincire vuruldu. E madem şeytanlar zincire vuruldu bu kadar millet oruç tutmayanlar, yiyenler, isyana harama dalanlar. He? Demek adam şeytanlaşmış yani şeytana gerek yok ki. Ha bir de içimizde öyle bir nefis var ki 70 tane şeytana bedel. Evet şeytanlar bağlı ama nefis hala duruyor. Ama şöyle diyemezsin. Ya görüyor musun bak gene beni şeytan kandırdı tüh. Şeytan seni kandıramaz. Bağlı. Sen kendin demek ki artık, he? Allah muhafaza. O nefsinin adeta kulu olmuşsun dediğini yapıyorsun demektir bu. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki bu ayda yapılan bir e, nafile Ramazan ayı dışında yapılan efendim e, bir farz gibidir bu ayda yapılan, eda edilen bir farza, Ramazan-ı Şerif ayı dışındaki 70 farza efendim bedeldir buyuruluyor. Ee, onun gibidir. Sevabı, ecri ona müsavidir buyuruluyor kıymetli kardeşlerim. Ama dediğimiz gibi bir efendim muhtacın işini görmek, bir efendim sıkıntılı kimsenin, efendim Müslümanın sıkıntısını açmanın fazileti, sevabı çok daha ayrı. İşte ne yapmamak lazım? Onları da tabii tehir etmemek lazım. Yani sıkıntısı olan, ihtiyacı olan, muhtaç olan geldiği zaman da demek ki verebilmek lazım. Onu da ne yaparsın? Gene yazarsın, zekata sayarsın efendim ve e, artık zekatın ne kadarsa hesap kitap yapar ve böylece efendim onu da tamamlamış olursun. Evet muhterem kardeşlerim, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın hadis-i şerifte buyuruyor. Yani tabi iftarlar veriliyor. Efendime söyleyeyim kumanyalar veriliyor. E, fakir, fukara eden ve şeym yediriliyor, içiriliyor. Ne kadar güzel. İşte bakın efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunu teşvik ediyor. Ve buyuruyor ki ve men fet saimen. Her kim bir oruçluya iftar ettirirse. Kenelahu mağfiretu li Allah Teala onun günahlarını mağfiret eder. Ve ih kuraka betiminen nar ve onu cehennemden de boynunu kurtarır. Razadan eder. Günahlarını affeder, cehennemden kurtarır ve kâne lehu mislu ecrihi iftar ettiren ne de o oruç tutanın e, sevabının bir misli verilir bak görüyor musun ne kadar kolay ne kadar basit adam akşama kadar oruç tutmuş he açlık zorluk susuzluk sıcak hararet bu kadar sevap kazanıyor sen bu adama iftar ettirdiğin zaman he Mevla Teala günahlarını affediyor cehennemden kurtarıyor ve onun kazandığı sevabın bir mislini de sana veriyor. Min gayri eyyen takısa min ecri ve oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksiltmiyor Mevla Celle Celaluhu. Evet kıymetli kardeşlerim demek ki bakın böyle kazançlar var. Böyle karlar var. Oruçlunun sevabı da ne kadar hoca efendi peki bir oruçlunun sevabı? Bakın her ibadetin sevabı vardır. Her ibadetin efendime söyleyeyim sevap olarak bir karşılığı vardır. Ama orucun belirtilmemiştir. He? Ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İlla sıyam, ancak oruç müstesna. Hani bir hadisi kutside hat hatta efendim dikkat ediliyor. İlla sıyam fe inne li ve ne eczibihi. Mevla buyurur ki oruç benim içindir. Onun mükafatını ancak ben vereceğim. Yani şu kadardır, ondan efendim 700'e kadardır gibi değil. Hani normalde ayette ne buyuruldu? Men ceb haseneti fe taliha. Her kim bir hasene ile gelirse onun için on misli vardır. Ama niyetine göre, ihlasına göre, samiyetine göre ila sebi'miyeti donfin 700'e kadar ne Katlanabilir. Senin samiyetin, ihlasın neyse vallahi yudhafi yaşa, yeşâ vallahu ve eşe'un Allah zengin daha da katlayabilir. Milyar trilyar olabilir. Ama oruç konusunda orucun sevabı ne kadardır? O belirtilmemiştir. Ancak oruç bunlardan hariç Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim buyuruyor Mevla Teala. İnşallah oruçla alakalı da tabii sohbet edeceğiz. Ramazan-ı Şerif devam ediyor. Dolayısıyla ama şimdi tabii kısa kısa e, arz ediyoruz. Çünkü yani oruçlunun sevabı eksilmeden aynısı necri e, oruç e, iftar ettirene de veriliyor ya. Hani onun sevabı ne kadar? Yani onun sevabın acayip demek. He? Karşılığı belirtilmemiş ne demek? Mevla diyor ki o bende. Onu bana bırakın. Yani onun karşılığı artık Belki de tamamen affı, mağfireti de olabilir. Hiç tahmin etmediği kadar Allah efendim, adeta yağdırabilir yani. Çünkü o benim için oruç tuttu. Hakikaten bu açlık acayip bir şey yani. He? Yani birilerinin hatrı için aç durulur mu? Ya benim hatırım için yeme. Böyle bir şey duymadık ama senin hatrın için çiğ tavuk bile yerim duyduk. Ama gene yemeyle alakalı. He? Lakin Allah için demek ki ancak aç kalınabilir. Öyle ya adam oruçlu güya, efendim tutmuyorsa nereden bileceksin? Adam oruçlu mudur değil midir? Şimdi ben tok muyum aç mıyım sen nereden bileceksin ki yani? He? Yani oruçta riya da olmaz. Riya da olmaz. Veya adam bakıyorsun efendim oruçlu gibi duruyor ama evde tıka basa iyi olabilir. Veya diğer taraftan o kadar aç olduğun halde değil mi? Buzdolabı dolu. Efendim yemekler var, marketler dolu. Efendim suyun da var, yemeğin de var, ekmeğin de var, karnın da aç. Nasıl da susamışsın ama yemiyorsun, içmiyorsun. Kimse de yok evde. Ya çaktırmadan ya kardeşim ya. Allah'a sözüm var. Güneş batıncaya kadar, iftar vaktine kadar ne bir damla su ağzından girer, ne de bir lokma su e, efendim, ekmek ağzından girer. Ben Allah'a söz verdim diyorsun ve ya yemiyorsun. Yani bunu sen neyle ölçebilirsin? Sırf iman değil mi bu? Sırf Allah için değil mi bu? He? Kimsenin olmadığı bir yerde bile ne yapmıyorsun? Yemiyorsun. İşte mesele kimsenin olmadığı yerde yani milletin yanında yaptığını kimsenin olmadığı yerde de yapıyorsan ha o riya değildir demek ki zaten yapıyorsun demektir. İşte oruç da böyle bir ibadet kıymetli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu hakkını vere vere tutmak nasip eylesin. Rabbimize layık birer kul efendim olduğumuzu efendim ifade mahiyetinde yani gözümüze de kulağımıza da dilimize de dikkat ederek Rabbimizin razı olacağı orucu sakatlamadan o kalkanı deldirmeden bu oruçları en güzel şekilde tutmak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin ve inşallah iftar verip he oruçlara da iftar açtırabilme imkanları bizlere Rabbim lütfeylesin inşallah. Ama tabi Elbette iftarlar veriliyor ama şöyle de bir durum var. Yani Allah için vermek lazım. Yani adamı yediriyorsun, içiriyorsun, iftar veriyorsun ama he? O bir iftarlar veriliyor. Efendim kuş sütü kuzu kuru üzüm demiş hani. Masada bakıyorsun tuzlu koyacak yer yok. Tamam maşallah güzel. Ama kardeş körler sağırlar birbirine ağırlar. He? Adam zaten bunu her akşam yiyor. Şu ziyafeti adam her akşam yapıyor zaten. Sen de diyorsun çağırmasam darılır. Veya çağırayım da bir samimiyeti arttıralım, ticari ilişkilerimizi güçlendirelim. Veya neyse. Yani he, o sofrada fakir de bulunsun, o sofrada muhtaç da bulunsun. Fakirin, fukaranın olmadığı, muhtacın olmadığı sofralara Allah rahmet nazarıyla bakar mı? Ve ne olacak demek ki? Allah için olacak. Gerçekten Allah için efendim iftar vereceksin. Hah, işte orada onun tuttuğu orucun sevabı eksilmeden iftar ettirene de veriliyor kıymetli kardeşlerim. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii bunu söylediği zaman ashabı kiram tabii yani sevaba meraklı, amel etmeye meraklı. Yani bunu da yapalım ama dediler ki ya Resulallah bizim hepimizin oruçluya iftar ettirecek kadar imkanımız yok dediler. Hani şimdi bir iftar ettirelim, hani bir sofra kuralım ama yani bugünkü gibi değil. Sahabe dönemi, sıkıntılar var, açlık var, fakirlik var. Günlerce mutfaklarında, tencerelerinde efendim yemek kaynamadığı, ocakların yakılmadığı oluyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin bile evinde yani günlerce ocağın yanmadığı olduğu günler oluyor. Öyle sıkıntılı günler oldu. Savaşlarda bile bir vurmayı ne yaptılar? Bölüştüler. Adeta yaladılar. E şimdi böyle bir yokluk, böyle bir sıkıntılı dönemler var. Şimdi bakıyorsun elhamdülillah bir bolluk var, bir bereket var. Yani yoklukta imtihan, bollukta imtihan. Yani yoklukta azmamak lazım, çoklukta şımarmamak lazım. Efendim hamde şükre devam etmek lazım. İmtihandır. Efendim bu imtihanı kazanmak lazım. Elhamdülillah şimdi bakıyorsun en fakir evinde bile he? en az bir haftalık yemek yiyecek vardır. Dolayısıyla sahabe-i dediler ya Resulallah yani bizim efendim, böyle bir durumumuz yok. Yani oruçluya iftar verecek imkanımız yok deyince hakikaten yani sahabe-i kirama bak. Yokluk var. Yok ya, yok. Yani öyle marketler, manavlar, pazarlar, he? AVM'ler. Nereden alacak? Yani bir kervan geliyor. O da birkaç ayda bir ne ihtiyacın varsa oradan alıyorsun. E zaten efendim oralarda böyle her türlü efendim meyvenin, efendim sebzenin yetiştiği yerler değil ki. Hatta efendim ashab-ı soffaya bakıyorsun Ebu Hureyre'ler radıyallahu an yani ashab-ı soffadan yetişen oradaki talebe-i ulum efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yetiştirdiği talebeler. Evleri yok, barkları yok. Gelmişler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dizinin dibinde ne yapıyorlar? İlim tahsil ediyorlar. Orada efendim Mesih Nebevi'nin e, sofasında Orada yatıyorlar, orada kalkıyorlar. Orada efendim yemeklerini yiyorlar. Ve böyle efendim sallallahu aleyhi ve sellemden ilim tahsil ediyorlar. Ama dedik ya yokluk var, sıkıntı var, açlık var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabi kendi ailesinin maişetinden daha da önce ne yapıyor? Talebe-i ulumun maişetini elbette düşünüyor. Lakin Ebu Hureyre radıyallahu anh ne buyuruyor? Namazlarda, sabah namazlarında bazen diyor açlıktan öyle bir açlık ki dizlerimizin dermanı kalmamış, dizlerimizin bağı çözülüyor. Efendim yığılıp düşüyorduk diyor. Allah Allah. Ne sıkıntılar çekilmiş. Ama gün geldi, İslam devleti kuruldu, İslam neşu nema buldu. Açlıktan namazlarda yıkılan, dökülen o ashab, he, o Ebu Hureyreler, Efendime söyleyeyim, o Selman-ı Farisi'ler, o Ebu Derda'lar, radıyallahu anh'ım, gün geldi, İslam'ın direkleri oldu, valileri oldu, yöneticileri oldular. Evet, kıymetli kardeşlerim, biz yani bir oruçluya iftar ettirecek kadar imkanımız yok. Hatta anlatılır, yani meşhur hadise, bir kuzu kellesi, getiriyor evin reisi. Onu pişirecekler ve böylece efendim, yiyecekler. Tam pişiriyorlar. Pişirince daha yemeden, sofraya konmadan önce kapı çalınıyor. Kapıya çıkıyor bakıyor ki diyor ki komşu günlerdir açız diyor. Yani boğazımızdan bir lokma girmedi. Hani evden de demek et kokusu gelince belki de onları da bolluk içerisinde zannediyor. Yani bir kısmını ayırsın bize versin hani. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyurmuştu? Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmuştu. Ashab-ı bunlara dikkat eder. Yani bugünkü Müslümanlar gibi, bizim gibi aman canım bana ne onlardan? Benim tuzum kuruya, benim işlerin tıkırında ya, milletten bana ne deyip he, yollarına devam etmiyorlar. Komşusu açken tok yatamıyor. Öyle bir iman var, öyle bir hissiyat var, öyle bir efendim, şuur var onlarda. E günlerdir açız dedi şimdi ne yapacak? Yani bu da bir kelle. Hani diyelim ki yarım kilo veya birkaç efendim, şey olsa veya bir kilo neyse e, kıyma olsa et olsa hadi bir kısmını böl ver ama yani bunu neyini böleceksin? Bölecek de bir taraf yok. Düşündü ya biz dedi o kadar dedi yani biraz daha idare edebiliriz ama bak dedi bunlar günlerdir açmış diye düşündü aldı kelleyi al kardeşim afiyet olsun ona verdi o mübarekte teşekkür etti, dua etti ve gitti. Ve tabi aradan epey bir zaman geçti, birkaç gün geçti. Yine tabi e bu sefer bunlar da acıktılar. Hakikaten yiyecek bir şey yok, bulamıyorlar. Baktılar komşuda, komşudan bir et kokusu geliyor. Bir yemek pişiyor demek ki. Dedi ki gideyim yani günlerdir açız, çoluk çocuk perişan. Neyse kapıyı tıkladı. Selamun aleyküm aleyküm selam. Dedi ki kaç gündür dedi bir şey yemedik. Hadi biz neyse de çocuklar dedi pek dayanamıyorlar. Galiba siz de bir şeyler pişiriyorsunuz. Hani bize de bir tabak az bir şey verseniz de hiç olmazsa yani çocukları biraz avutsak. Deyince o da peki dedi. Gitti içeriden efendim bir kuzu kellesi getirdi. Neyse kuzu kellesini aldı eve geliyor. Hani kendi kendine de diyor ya bak diyor kuzu kellesi verdik mevla gene ne yaptı? Gene getirdi. Yani bize aynısını nasip etti ama neticede ne oldu? Şevap kazandık diye düşünürken eve getirdi, hanımına ver dedi ki bunu dedi hazırla da çocuklar yesin deyince hanımı şöyle bir baktı. Ne dedi biliyor musun? Dedi ki bey bu dedi bizim vermiş olduğumuz kelle dedi. Yani kendi pişirdiği kuzu kellesini tabii tanıyor. Meğer bir baktılar ki o kuzu kellesi yedi tane haneye girmiş. Bir vayet dokuz tane haneyi gezmiş ve tekrar kimse dokunmadan tekrar aynı eve geliyor. Hepisi böylesine aç ama yani karınları aç ama gözleri böyle tok, böyle şuurlu, böyle birbirlerini düşünen, böylesine komşusu açken tok yatan, bizden değildir hadis-i şerifini, böylesine hayatlarında tatbik eden, yaşayan insanlar. Allah bizlere de böyle birlik, beraberlik, nasip eylesin. Böyle bir kaynaşma, böyle bir kenetleşme Rabbim bizlere ikram eylesin inşallah. Onun için kıymetli kardeşlerim yani şu Ramazan-ı Şerif ayında da yani biz tabii karnımız doyuyor ya zannediyoruz ki herkesin karnı doyuyor. Yani tok açın halinden anlamazmış ya. Onun için ne yapmak lazım? Biraz bakmak lazım. Sağa sola bakmak lazım. Yiyen var, yemeyen var. Değil mi? Yani envai çeşit meyvelerle, tatlılarla, yemeklerle süslediğin o iftar sofrasını He? Onun bir çeşidini bile göremeyenler belki vardır. Onun için şöyle etrafımıza bir bakmak lazım. Fakir fukara, garip buraba. He? Herkesin etrafında, akrabalarından, yakınlarından mutlaka vardır. Yani bir ikramda bulunmak lazım. Yani bir kilo et efendim, veya efendime birkaç kilo meyve veya efendim bir ee, kumanya değil mi? Alacak kadar efendim, bir yardımda bulunmak veya bir kumanya verebilmek, onların da ihtiyaçlarını görmek, onların da iftar sofralarını şenlendirebilmeye ne yapmak lazım? Çalışmak lazım. Bunu da düşünmek lazım. Yani o günkü yokluklar elbette yok. Yani şu sahabeye bakar mısın? Böylesine açlar, böylesine yokluk için içerisindeler. Gene de ne yapıyorlar? Gönül rahatlığıyla verebiliyorlar. Al kardeşim. Ne demek? biz biraz daha idare, idare ederiz sen ye diyorlar. Ve o kelle yedi tane haneyi evi dolaşıyor. Demek herkes aç, herkes efendim, efendim, yokluk var, herkes birbirinden demek ki istemek zorunda kalıyor. Ha istemek zorunda kalıyor derken bunlar da öyle insanlar ki yani isterken isterken haya ile edeb ile son derece utanan mahcup olan insanlar yani istemek kolay mı yüz akıtmak kolay mı ama ne yapsın? Çoluk çocuk evde perişan, ağlıyor, feryat ediyor. Nereden alacak, nereden bulacak? Demek komşusu belkader efendim böyle bir imkana kavuşmuş. Eh bir miktarda bize verebilir düşüncesiyle, mahcubiyetle gene demek ki istiyor. İşte kıymetli kardeşlerim, yani böyle efendim yokluk var tabi. Onun için sahabe-i e bu sevabı da arzu ediyor. Yani bir oruçluya iftar ettirene onun kazandığı sevabın aynısı ondan eksilmeden iftar ettirene de madem veriliyor. Ama biz de kazanacağız da neyle yapacağız? E ya Resulallah bir oruçluya iftar ettirecek imkanımız yok bizim. Deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah'ın Teala dedi bu sevabı bir hurma ile bir yudum suyla veya sütle de ikram edene bu sevabı verir buyurdu efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Yani iftar ettireceksin ama illa böyle mükellef sofralara da gerek yok ya. Bir çorba, efendim bir yemek, efendim e, önüne koyduğun zaman iftarını ettirdiğin zaman demek ki ne olabiliyor? Bu sevaptan istifade edilmiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet inşallah konumuza devam edeceğiz ama kısa bir ara ardından kaldığımız yerden buradayız. Muhterem izleyenlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ramazan-ı Şerif ayının fedailinden bahsediyorduk. İnne şehre ramadane şehrun azimun. Muhakkak Ramazan-ı Şerif ay çok büyük bir aydır buyuruluyor. Yani büyük bir ay derken ne demek büyük ay? Yani e, diğer aylar 29-30 çekiyor, bu ay 40 gün falan çekiyor öyle mi? Hayır öyle değil. Ramazan ayının büyüklüğü faziletinden geliyor, kıymetinden geliyor. Yani peki hala bu kıymeti nereden kazanıyor derseniz, işte Kur'an bu ayda inmesi hasebiyle ne yaptı? E bu ayı da kıymetlendirdi. Yani o Kur'an efendim Kadir gecesinde inme sebebiyle yani canı yok, kanı yok bir gece Hazreti Kur'an iniyor. O gece ne oluyor? Kadri kıymet kazanıyor. ve Kadir gecesi oluyor bir geceyi bile bin aydan hayırlı yapan o Kur'an işte bu Ramazan-ı Şerif ayında böylesine kıymetlendiriyor kıymetli kardeşlerim. Yani tabi bu manada Ramazan-ı Şerif ayı aynı zamanda hani bir Kur oruç ayıdır denildiği gibi Kur'an ayıdır da denilebilir. Ha, bakıyoruz tabi Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarına. Ee, diğer hadis-i şeriflere bakıyoruz. Yani sadece Kur'an-ı Kerim değil de diğer kitapların da Efendim bazı kitapların da diyelim Ramazan-ı Şerif ayında indiği rivayet edilmiştir. Mesela Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor bir hadis-i şeriflerinde. İbrahim Aleyhisselam'a inen suhuflar. Çünkü biliyorsunuz 104 kitap vardır. 100 tanesi nedir? Suhuftur. E bunlardan 10 tanesi de İbrahim Aleyhisselam'a Efendim inmiştir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın sahifeleri Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi indirildiği rivayet edilmiştir. Yani İbrahim Aleyhisselam'a demek ki Ramazan ayının ilk gecesinde efendim bunlar nazil oluyor. Musa Aleyhisselam'a efendim gelen Tevrat Ramazan-ı Şerif'in 6. gecesi efendim nazil olmuştur. Ee, İsa Aleyhisselam'a gelen İncil'de Ramazan ayının 13. gecesi efendim indirilmiştir. Bir başka hadis-i şerifte de Zebur'la alakalı da bir rivayet vardır. Ee, Zebur'da malumunuz Davud Aleyhisselam'a indirilmiştir. Ramazan-ı Şerif'in 12. gecesi indirildiği rivayet ediliyor. Yani demek ki ne anlıyoruz? Ne anlıyoruz? Mevla Teala Celle Celaluhu Ramazan ayını adeta ilahi kitapları indirmek üzere tahsis etmiş. Böyle bir ay. Bakın bütün efendim kitaplar neredeyse efendim e, dört büyük kitap bu ayda nazil olmuş. İbrahim Aleyhisselam'ın sahifeleri Ramazan-ı Şerif ayının ilk gecesinde nazil olmuş. Ya. Dolayısıyla böylesine kıymetli bir ay. Rabbim Celle Celaluhu şu mübarek ayda indirdiği Kur'an hürmetine bizleri Kur'an yolundan ayırmasın. Şeriat caddesinden ayırmasın. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. İnşallahurrahman. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani böyle bir ay. Rahmet ayı. Ve huve şehrun evvelu rahmetun Yani öyle bir aydır ki Başı nedir? Rahmettir Ve yavsatuhu mağfiretun Ortası mağfirettir Ve ahiruhu itku rakabeti minen nar Sonu da cehennemden azad olmak Boyunları ateşten kurtarmaktır Yani başı rahmet, ortası mağfiret sonunda cehennemden Kurtuluş olan bir aydır Kıymetli kardeşlerim Yani şu anda neredeyiz? Eee başındayız. Rahmet bölümündeyiz. Rabbim Celle Celaluhu bu başındaki yağan rahmetlerden bizleri de istifade eylesin. Veya yani şöyle dua edelim. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi Ramazan-ı Şerif ayının başındaki rahmetten, ortasındaki mağfiretten istifade edenlerden eyleyip sonunda cehennemden kurtulanlardan eylesin. Amin. Evet yani başı rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden kurtuluş. Hakikaten mağfirete vesile olacak İnsanın cehennemden kurtulmasına sebep olacak o kadar çok şeyler var ki bu ayda. Bakın mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hani oruç tutuyoruz, Efendimiz sallallahu teravih kılıyoruz. Bunların hepsi aslında nedir? Rahmete vesile olan şeyler. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men sâme ramadâne imanen ve ahtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min Her kim Ramazan orucunu he tutarsa ama ne yapacak? İnanacak ve sevabını Allah'tan bekleyecek. E zaten sohbetin başında da ifade ettik ya. Yani böyle bir ibadeti, oruç gibi aç kalma ibadetini iman etmeyen bir adam tutar mı? Sevabını Allah'tan beklemeyen bir adam tutar mı? Gider evinde yer gene yer adam. Kimsenin görmediği yerde gene tıkınır gene adam bunu evlenip tutmayabilir. E zaten efendim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek yapılan bir ibadet olmaz hasebiyle Her kim bu Ramazan orucunu tutarsa demek ki geçmiş günahları mağfiret olunur buyuruyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı efendim hadis e, bu rivayetin yani aynısı sadece menkame e, diye de geçiyor. Yani men kameramazana imanla ve ihtisamen gufraleu ma min Yani her kim Ramazan ayında oruç tutarsa buyuruluyor. Bir de her kim Ramazan ayında e, ikame ederse o geceyi, yani teravih namazı kılarsa. Teravih namazı nerede kılınıyor? Yani kıyamı var değil mi? Ayakta kılınıyor. Dolayısıyla ikame etmiş oluyorsun. Böylece teravih de ne yapıyor? Geçmiş günahların affına vesile oluyor. Aynı şekilde menkamele ile tekladri iman ve ihtisamen hadis. Yani Kadir gecesinde her kim efendim ikame ederse ihya ederse ona da ne var? Böyle bir rahmet, böyle bir mağfiret var. Yani bakıyorsun, yapmış olduğun bütün ameller, ibadetlerin hepsi seni temizlemeye yönelik, manen pırıl pırıl tertemiz yaparak, günahlarından arındırarak cennete adeta hazırlıyor. Adeta cehennem kapılarını ne yapıyor? Kapatıyor kıymetli kardeşlerim. Evet yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı veçile buyuruyor ki, şu Ramazan-ı Şerif ayında her akşam iftar vaktinde cehenneme müstahak olmuş bir milyon kimseyi Mevla ne yapıyor? Cehennemden azat ediyor. Yani düşünebiliyor musun? Adam Ramazan'dan önce ölseydi, he, cehenneme gideceği kesin olan bir adam. Hani imanı vardır, belki tevbe etmemiştir. Cehenneme gider günahlarını efendim, orada temizletir. Çünkü efendim, cehennemde o ateş ne yapıyor? İnsanın günahlarını temizliyor. Çünkü ne demiştik bakın önceki sohbetlerimizde? iki ateş ne yapar? Günahları temizler. Bunlardan bir tanesi pişmanlık ateşi, diğeri de cehennem ateşi Allah muhafaza. Eğer dünyada pişmanlık ateşiyle temizlenirsen ahiretteki ateşe gerek kalmayacak. Yani Pişmanlıkla, tevbeyle günahlarımızı ne yapmak lazım? Affettirmek lazım. Yoksa Allah muhafaza cehennem ateşinde temizlenir. Eğer imanın varsa elbette çıkarsın ve neticede cennete gidersin ama orada çitilenme tehlikesinde göze alamayız kıymetli kardeşlerim. İşte demek ki bu adam Ramazan'dan önce ölse cehenneme gidecek ama Ramazan ayı giriyor ve Ramazan ayında adam oruç tutuyor. İftar vaktinde o bir milyon kişiye demek ki dahil olabiliyor. Her akşam iftar vaktinde cehenneme müştahak olan bir milyon kimseyi Mevla azat ediyor. Yani bu akşam da bir milyon kişi kurtuldu. Yarın da olacak, öbür gün de olacak. Ve ne buyuruluyor? Bakın Cuma günü olunca da her saat başı bir milyon kimseyi Mevla cehennemden azat edecek. Yani Cuma günü her saat. Bir saat geçiyor bir milyon kişiyi azat ediyor Mevla. Bir saat daha geçiyor yine bir milyon kişi cehenneme azat olmuş kimselerden azat ediyor. Ve böylece devam ederek Ramazan ayının son günü olunca he, son iftarda da o güne kadar Mevla kaç kişiyi affettiyse bir o kadarını daha affediyor. Rabbim Celle Celaluhu bizleri de affına, mağfiretine nail eylesin. Af olunanlar listesine dahil eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim tabi yani bu affa mağfirete nail olmak için de elbette ne yapmak lazım? Bu aya hürmet etmek lazım. Bu aya tazim etmek lazım. Ve men yuazzim Allah fe inna min takbel kulub Mevla buyuruyor. Her kim Allah'ın şairine tazim eder, hürmet ederse e bu kalplerin takvasındandır. Yani demek ki onda bir iman var ki He? Kalbinde bir iman var ki, takva var ki ne yapıyor? Allah'ın şairine tazım ediyor, hürmet ediyor. Peki şair nedir? Nedir? İslam alameti olan mukaddes şeylerdir. Dolayısıyla Ramazan ayı Allah'ın şairinden değil mi? He? E bakıyorsun ismi Kur'an-ı Kerim'de bile geçen bir ay. Ya Mevla bu ayın ismini Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Şehrü Ramazan ellezî ünzile fihil Kur'an. Öyle bir ay ki Ramazan ayı, Kur'an kendisine indirilen bir aydır. Dolayısıyla bu ayda demek ki ne yapmak lazım? Hürmet lazım, tazim lazım. E nasıl hürmet edeceğiz? Yani bir aya hürmet nasıl yapılır? E Ramazan ayı dediğin zaman aklına ne geliyor? Oruç geliyor değil mi? Ramazan ayı oruç ayı mesela. Tabi Ramazan ayı oruç ayıdır, teravih ayıdır, Kur'an ayıdır, efendim zekat ayıdır ama yani o diğerlerini Ramazan'ın dışında da yapabilirsin. Ama efendim Ramazan orucunu Ramazan ayının dışında yapamazsın. Çünkü femen şehide min kümü Her kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun buyuruyor Mevla Teala Celle Celaluhu. Böylece Ramazan orucunda bu aya taksis ediyor. Ama onun dışında pazartesi, perşembe oruçları, eyyamı bir oruçları, Harama ay oruçları. E onları tabi tutman ayrı. Yani onlar nafiledir. Ama Ramazan dendiği zaman, Ramazan ayı dendiği zaman aklına geliyor. Oruç geliyor. Öyleyse ne yapacaksın? Bu milletin orucuna saygı duyacaksın. Eğer Ramazan ayında bu milletin orucuna saygı duyarsan ne yapmış olursun? Ramazana saygı duymuş olursun. Allah'a saygı duymuş olursun. Evet. Ha şimdi tabii öyle kimseler de var. Şimdi bakıyorsun maalesef yani %99'u Müslüman olan bir memleket he ama %99 oruç tutuyor mu? Yani çarşıya pazara Allah muhafaza bir çıksan, biraz merkezi yerlere şöyle bir çıksan, he, bakıyorsun millet çatır çatır oruç yiyor ya. Hem de ayakta, hem de göstere göstere, hem de sokaklarda, dışarılarda. He? Fosur fosur sigara içen bile var. Utanmaz adam. Yani bu millet oruçlu. Bilmiyor musun? He? Yiyen var, yemeyen var. Belki adam hakikaten o da sigara müptelası. Ama efendim, ne kadar başına da vursa, ne kadar başı da ağırsa Allah emretti tutmuyor. Sen şimdi hiç olmazsa bu adama saygı duy. Nerede içeceksen, nerede zıkkımlanacaksan git bir yerlerde ye iç ya. Tutmayabilirsin. Sen niye tutmuyorsun? Kimse sana demiyor. İnanmaya da bilirsin. Allah inanmama özgürlüğü de vermiş. Öyle bir özgürlük var. Öyle bir hürriyet var işte. İşleyen cennete gider, işleyen cehenneme gider. Allah kendisini kabul etmeyenlere bile bu dünyada yaşama hakkı tanımış. Ama bir saygı, bir hürmet lazım. Adam oruçlu. Yani yiyemiyor. yemiyor. Öyle şimdi bir adam yiyemiyorsa mesela aç, fakir, fukara. E şimdi bunun adam yiyemiyor. Göstere göstere bu adamın önünde çörekler, börekler, efendim, pirzolalar yenir mi? Yenmez. Niye adam yiyemiyor? Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Ya ona da götür, efendim ver, ya da git içeride ye. Ha Böyle bir durum varken, eşinle adam oruçlu, inancından dolayı yemiyor. Sen buna daha çok saygı duyman lazım değil mi? İyi ama ben işte, efendim seferiyim, veya ben hastayım, olabilir. Mevla bunlara müsaade etmiş bilir, evet. Ve inküntün merda ev alâ seferin, fe tüm min eyyâmin uhar. Yani yolcu olabilirsin, hasta olabilirsin yiyebilirsin. İyileştiğin zaman, seferin bittiği zaman, Ramazan'ın dışında herhangi bir gün kaza edebilirsin. Ama hasta da olsan, usta da olsan kimsenin görmediği yerde ye. Milletin gö gördüğü yerde göstere göstere yersen bakın bu sıkıntıdır. Ve men yuazzim şairallah fe inna min takvel kulub. Her kim Allah'ın şairine tazim ederse kalplerin takvasındandır. Yani o kalpte demek bir iman var ki He? Ne yapıyor? Oraya bir hürmet, bir saygı gösteriyor. Eğer saygın yoksa, eğer hürmetin yoksa, demek ki orada iman kırıntısı da he, olmama efendim, riski var, tehlikesi var. Bakın bununla alakalı meşhur bir kıssa vardır. Bilirsiniz. Hani yeri geldi anlatalım. Bir mecusi vefat ediyor. Dolayısıyla tabi yani Hindistan'ın o taraflarda yani Müslüman da var, Mecusi de var, inekperest de var. Her şeye tapan insanlar var. E şimdi o mahallede de Müslümanlar biraz çoğunluk. Ama bu kimse biliniyor ki Mecusi, ateşperest. Adam ölmüş. Öldüğü zaman ne yapacaklar? Yani kendi ritüellerine göre adamı gömecekler. Artık yakacaklar mı? Külünü Ganji Nehri'ne savuracaklar mı? Ne yapacaklar? Artık onların geleneği, göreneği. Fakat ne oluyor biliyor musun? O adam vefat ettiği günün gecesinde o mahallenin ileri gelenleri imamından tutunda, muhtarından tutunda, da eşrafı ileri gelen sözü geçen kim varsa rüyalarında ne görüyorlar? O gün ölen mecusi bildikleri adam cennette. Adam cennette. Şaşırdılar. Ya dediler sen buraya nasıl girdin? Yani buraya iman etmeyen giremez. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyen Allah'tan başka ilah olmadığına, değil mi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in onu kulu ve rasulü olmadığına, olduğuna inanmayan buraya giremez. Çünkü cennetin vizesi imandır. Pasaportu imandır. Sen nasıl girdin bak bakalım buraya? Ne dedi biliyor musun? Evet doğru söylüyorsunuz dedi. İman olmadan buraya girmek mümkün değil. Ama Allah bana ölmeden önce iman nasip etti. Dedi ki şundan dolayı iman nasip ettiği kanaatindeyim. Bir gün işten geldim. Biz Müslüman mahallesinde oturuyoruz. Akşama doğru iftara da az bir vakit kalmış. E ben de işten geldim. Eve geliyorum. Baktım ki diyor benim efendim çocuğum eline bir ekmek almış. Efendim yağ sürmüş ona. Herhalde annesi bir şeyler hazırladı. O da gitti yemeği sokakta yiyor. O tereyağlı ekmeği sokakta efendim milletin geldiği geçtiği Efendim yerde yiyor. Ben onu görünce çok kızdım. Adeta kan beynime sıçradı. Çünkü biz Müslüman mahallesinde oturuyoruz. Aylardan Ramazan, Ramazan-ı Şerif ayı. ve bizim mahalle hep oruç tutuyor. Akşama kadar insanlar çalışmış etmiş, yemek yememiş, karınları aç. E şimdi benim çocuğum da sokak ortasında bu yemeği yerken e gelen geçen bunu görüyor. He? Ha işte bunu görünce çok kızdım. Kulağından tuttum. Kızdım. Çabuk eve bakalım. Sakın bir daha seni sokakta aşikarı yemek yerken görmeyeceğim. Bak bizim komşularımız hep oruçlu. Onlar inançlarından dolayı yemek yemiyorlar. Sen niye onlara göstere göstere yiyorsun? Dedim ve ona onu azarladım. İşte diyor Rabbim benim bu hareketimi çok beğenmiş. Çünkü ne oldu? Müslümanın orucuna Hürmet etti. Yani Ramazan-ı Şerif ayına saygı duydu. Ha işte Ramazan'a duyduğu saygıdan dolayı Müslümanların orucuna duyduğu saygıdan dolayı Allah ona hidayet kapılarını gönlünü açıyor. Tevbe nasip ediyor. iman nasip ediyor. Ve bu adam iman ediyor. Müslüman olarak vefat ediyor. Ama bunun Müslüman olduğunda pek kimse tabi bilmediğinden dolayı Allah onlara rüyalarında gösteriyor. Şimdi bütün bir mahalle hani bir adam rüyasında görür de hadi dersin ki şeytani midir, rahmani midir? Efendim bir karar veremezsin ama bütün herkes aynı rüyayı görünce imamından müezzinle, muhtarından belediye başkanına, eşrafından ileri gelenlerine kadar herkes böyle bir rüya görünce anlaşıldı ki bu mesele haktır, bu mesele doğrudur. Bir araştırdılar, baktılar. Hakikaten iman etmiş, namazlara başlamış. Efendim Allah'a güzel kul olma gayreti içerisine girmiş. Ve bu adamı ne yaptılar? Namazını camiden, e, camiden namazını kıldılar. Ve adamı oradan kaldırıp Müslüman mezarlığına defnettiler. Ha şimdi, şöyle bir tahlil yapacak olursak, şöyle bir analiz yapacak olursak, demek ki bir mecusi bile, bir ateşperest bile, Müslümanın orucuna, Ramazan-ı Şerif ayına saygı gösterirse imanla ölmek nasip olabiliyor. Demek bu iş bu kadar önemli. Ama bunun tam tersini düşünürsek, he? Bir adam Müslümanım dese bile, değil mi? Eğer Müslümanın orucuna saygı göstermiyorsa, Ramazan ayına hürmet etmiyorsa Ramazan mıdır, şevval midir, bayram mıdır, seyran mıdır aman bana ne deyip de hiç umurunda olmadan çatır çatır sokaklarda efendim, oruç yiyorsa milletin gözüne baka baka inadına adeta böyle bir protesto mahiyetinde öyle ya sen Ramazan'ı protesto mu ediyorsun? Sen Allah'ı mı protesto ediyorsun? Eğer o oruca saygı duymuyorsa demek ki imani tehlike son anında söz konusu olabilir kıymetli kardeşlerim. İşte demek ki yani bunlara da dikkat etmek lazım. Ramazana hürmet etmek demek ki yani bu ayda tutulan oruca o orucu tutanların o tuttuğu oruca saygı duymakla velev ki hasta da olsa velev ki seferde de olsa efendim ne yapmamak lazım? Yememek, içmemek lazım. Ha şu da vardır yani sen uçakla bir yere seyahat ediyorsun. Arabayla bir yere seyahat ediyorsun. Seferi mesafeden uzak. E bakıyorsun herkes yiyor. Orada sen de ne yapabilirsin? Yani hani oruç tutmuyorsan yani Ramazan ayı ben tutmi şey yemeyeyim millete efendime söyleyeyim ee, gözün içine baka baka yemiş olmayayım diye yemem hani yemeyeceksin ya e zaten millet yiyor. Herkes yiyince o zaman orada problem olmayabilir. Yani efendime söyleyeyim garajda, efendim havaalanlarında, efendim bu gibi yerlerde ha orada belki problem olmayabilir. Çünkü herkes seferi, herkes yiyor. Yani seferiliğinden dolayı da, inanmadığından dolayı da iyi olabilir ama mahallelerde, sokaklarda, caddelerde oruçlu olan Müslümanların olduğu yerde milletin gözüne baka baka da ne yapamayız? Efendim, oruç yemeyiz kıymetli kardeşlerim. Evet, Ramazan-ı Şerif ayı geldiği zaman اِذَا Ramazan رَمَضَانْ فُتِّحَ تَوَّابُ Cennet kapıları ardına kadar açılır. Ve وَغُلِّكَ تَوَّابُ nar Cehennem kapıları sımsıkı kapanır. Ve sülsületi şeyatın şeytanlar da zincirlenir. Zincire vurulur kıymetli kardeşlerim. Tabi cennet kapılarının açık olması. Yani başka zaman açık değil mi? Tabi cennet kapıları girene, müşterisine her zaman kapılar açıktır. Ama tabi yani özellikle Ramazan ayında cennet kapılarının açık olması demek, bu ayda cennetin yolu çok kolay demek. Bu ayda cennet yolu sanki mecburi istikamet demek. Evet, işte anlatıyoruz ya. Yani ibadetlerin faziletleri, oruçlar, teravihler yani her biri senin affına, mağfiretine vesile. Günahlardan affolmak demek, günahların mağfiret olması demek, e cehennemden kurtulman demek. Dolayısıyla zaten efendim yine e, arz ettik ya. Ramazan ayında her iftar vaktinde ne oluyor? Efendim bir milyon cehenneme müstahak olan kimseyi Mevla e, cehennemden azat ediyor. E bu seferde ne olmuş oluyor? Cennetin kapısı adeta açılmış oluyor, kolaylaşmış oluyor kıymetli kardeşlerim. Yani cennetin kapıları açık demek bu demek. Yoksa cennetin kapısı zaten her zaman açık. Yeter ki onun müşterisi ol, yeter ki o yolun yolcusu ol. Rabbim bizleri cennet yolcusu eylesin. O istikametten Rabbim bizleri ayırmasın. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnşallahü Demek ki idâ Ramazan ramadân cennet. Cennet kapıları ardına kadar açılır. Ve Cehennem kapıları da sımsıkı kapatılır. Ha sımsıkı kapatılır derken ne demektir? İnsanı ateşe sürükleyen isyanlardan insanı alıkoyar. Yani Ramazan ayında böyle bir özellik var. Yani bu ayda tutulan oruçta, böyle bir hase var, böyle bir özellik var. E zaten yani diyelim ki oruçlusun zaten, adamda hal yok, derman yok. Çünkü oruçta öyle bir özellik var ki, ne buyuruldu? Vücutta bir organ vardır, o tok olursa bütün organlar aç olur, o aç olursa bütün organlar tok olur. Hangisidir o? Midedir. Öyle hakikaten mide tok olduğu zaman bütün organlar aç. O aç olduğu zaman bütün organlar tok. E şimdi Ramazan ayında ne olacak? Efendim oruçluyken ne oluyor? Mide aç. Aç olduğu zaman ne oluyor? Diğer organlar tok. Adamın gözü bakmak istemiyor. Feri yok. Kulağı dinlemek istemiyor. Hani desek ya bak bir müzik var bir dinleyelim. Ya kapat kardeşim zaten başım ağrıyor. Oruç başıma vurmuş filan. He? Ne yapmıyor? Adam dinlemiyor. Gel şöyle bir gezelim, tozalım filan. Yok yok hiç halim yok. Oturayım dizimin dermanı kalmadı. İftara da az bir vakit var. Diyor adam öyle müfettiş gibi sağ solu efendim gezme e, derdine de düşmüyor. Yani göz doymuş, kulak tok, efendim ayak tok. Göz harama bakmıyor, kulak haram dinlemiyor, dil efendim boşuna yalanlar, dedikodular, gıybetler. E, açken şimdi bunları mı, bunlarla mı meşgul olacaksın? Dolayısıyla seni bak ne yapıyor? Cehennemden zaten alı koyuyor. Günahlardan, isyanlardan alı koyuyor. Akşama kadar zaten böyle. Akşam hemen ne yapıyorsun? İftar başına oturuyor, Sofra başına oturuyorsun. İftarını yapıyorsun. E hemen zaten vakit dar. Akşam hemen namazını kılayım. E camiye gideyim teravih kılayım. Teravih'ten çıkıyorsun. Eyvah vakit azalmış. Bir an önce yatayım. Kalkıyorsun sahur. Derken sabah namazı. Yine oruç. Yani günah işleme vakit kalmıyor ki. Yani günah işlemek istesen bile elhamdülillah Mevla öyle bir sistem kurmuş, öyle bir zamanlama he? Efendim, orucudur, iftarıdır, sahurudur, teravisidir derken hakikaten insan elhamdülillah günahtan da böylece uzak kalıyor. E zaten oruç ne yapıyor? Şehvetleri, arzuları gemliyor, ihtirasları törpülüyor, istekleri azaltıyor. E dolayısıyla bu da ne yapıyor? İster istemez efendim, cennet yolunu e, mecburi istikamet yapıyor. Cehennem yolunu da, kapısını da, e, bu manada demek ki kapatıyor kıymetli kardeşlerim. Yoksa, yani cehennem kapısı kapalı demek, adam dinsiz, adam imansız, adam ne oruç tanıyor, ne Kur'an tanıyor, ne Allah, ne kitap tanıyor. E şimdi böyle bir adam, Ramazan ayında ölse, cehenneme gitmeyecek mi yani? E hoca efendi kapalı dedin, ha işte öyle anlamak, bunu iyi anlamak lazım. Kapalı derken, adeta adeta kapalı. Yani seni cehenneme götürecek amellerden seni uzaklaştıran bir sürü iş var. Yoksa adam imanı yoksa sen boş ver Ramazan ayını Kadir gecesi ölse kimse kurtaramaz. Yani Ebu Cehil nasıl bir adam? melum bir adam. Nerede efendim e, nereye atıldı? Bedir'de kalip kuyusuna atıldı. E, Bedir mübarek yer değil mi? Evet. Evet Bedir mübarek ama herif namı mübarek. He? Sen iman olmadıktan sonra Allah muhafaza Kabe'de Kabe'nin duvarıyla örtüsü arasında ölse adam gene cennete gidemez. O cehennemi gene bulur. Hani Hoca Efendi anlatmış ya bir keresinde kürsüden anlatıyor. Diyor ki hadis-i şerif her kim cuma günü vefat ederse kabir adabı görmez. Hoca da bunu anlatınca cemaatten birisi kalk dedi ya Hoca Efendi sen şimdi dedin ki cuma günü öğlene kabir azabı yok dedin. Evet hadis-i şerif. Ya benim bir arkadaşım var dedi. Bu da cuma günü öldü. E ee, yani bu da mı kabir azabı görmeyecek? Öyle deyince tabii şimdi hoca ne desin? Yani hadis-i şerif net. ifade açık. Bunun üzerine bir daha benim arkadaşım da mı diye sorunca demek arkadaşında problem var herhalde. Hoca dedi ki ya sen böyle soruyorsun ama senin arkadaşın peki namaz var mı? Namaz kılar mıydı? Vallahi hoca efendi ne yalan söyleyeyim hiç görmedim dedi. Peki oruç tutar mıydı? Hiç rastlamadım. Zekat verir miydi? Hiç duymadım. Adamda namaz yok, oruç yok, ibadet yok. Adam bozuk bir herif. Şimdi hoca da ne desin? Dedi ki hadis-i şerif var. Cuma günü ölene kabir adabı yok. Madem o da cuma ölmüş ona bir şey diyemem ama dedi. Cumartesi günü aşağıda anasını ağlatırlar dedi. Ha, şimdi Ramazan ayında cehennem kapıları kapalı. Ama heh, adamın oruçla alakası yok, teravihle alakası yok. Efendim mukabele miymiş, Kur'an mıymış, Allah mıymış, kitap mıymış? Adamın hiç umurunda değil. Ona öyle özel olarak kapıyı açarlar yani. Evet kıymetli kardeşlerim bunu da böyle anlamak lazım. Ve süsletişe şeytanlar da efendim zincirle bağlı bu ayda. Hakikaten bakıyorsun yani şeytanın zincirlendiğini gözle görür gibi oluyor muyuz? Evet evet oluyoruz yani. E çünkü bakıyorsun camiler maşallah dolu. He? Bir hafta önce camiler böyle dolu muydu? Ramazan girmeden önce böyle dolu muydu? Hayır. Ama Ramazan bir girdi camiler doldu. Ya sen kardeş nereden geldin? E arka sokakta oturuyorum. Öbür mahallede oturuyorum. E ya sen demek ki bu mahallede oturuyorsun ama camiye niye gelmiyorsun? Bugüne kadar niye gelmedin de Ramazan ayında geliyorsun? Ha demek ki camiyle arasına giren şeytanlar aradan çekilip hapsedilince arada engel kalmadı. Sen de ne yaptın? Camiye koşarak geldin. Hakikaten şeytanların bağlı olduğu gözle görülüyor. Camiler elhamdülillah dolu. Her gün bakıyorsun mukabele. Bakıyorsun yani hiç bir sene boyunca eline Kur'an almayan adam bile e, bakıyorsun eline Kur'an almış gelmiş mukabele tutuyor. He? Namazları bile aksatan adam ne yapıyor? Geliyor, namazlarını kılıyor ve teravih namazını da kılabiliyor. 20 rekat teravih. E, dolayısıyla Demek ki hakikaten bakıyoruz Şeytanların Bağlı olduğu da elhamdülillah Gözle görülüyor Ama dedik ya şeytanlar bağlı fakat Gene günah işleyenler var Hoca efendi buna ne diyorsun Ne diyeceğiz nefis var ya O şeytandan 70 kat güçlü O nefis var ya Adamı fırıldak gibi ne yapıyor Maalesef çeviriyor Onun için o şeytanları Mevla bağladı Bu nefsi de oruçla açlıkla biz bağlayalım ve inşallah şu Ramazan-ı Şerif ayını en güzel şekilde ibadet ve taatle geçirmeye gayret edelim. Ha teravih demişken şunu da arz etmek istiyorum. Çünkü bu teravih meselesinde hakikaten insanlar efendim ne Efendim kılmamak taraftarı ne de uzun kılmak taraftarı. Yani kılalım ama çok da hızlı kılınsın ya. Kaç dakikada kıldırıyor? İşte bir ara vardı bir sekiz dakikada kıldıran. 8 dakika. Bu ne ya? He? Bakın böyle çok kısa kıldıran imam arayanlara ben bir tavsiyede bulunayım. Hoca efendi hangi adresi vereceksin? Hangi camide yani böyle 8 dakikada 10 dakikada kıldıran öyle bir adres mi vereceksin? Yok daha kolayını söyleyeceğim. Nedir o? Hiç kılma daha iyi. 8 dakikada teravih mi olur ya? 20 rekatı sen nasıl kılıyorsun ya? Adam bir elham, elhamdülillah dediği anlaşılıyor. Bir de dalin dediği anlaşılıyor. Arada bir şey anlaşılmıyor ki. Bir de eğiliyorsun, kalkıyorsun. Allah Ekber semi Allah'ın ve de. Ya sen yarış mı yapıyorsun, namaz mı kılıyorsun? Adam secdeye gidiyor, yaşlısı var. Efendim rahatsızı var. Efendim problemlisi var. Adam yaşlı secdeye gitti. bile bakıyor millet kalktı. Ya diyor kalksam yetişemeyeceğim bari aşağıda bekleyeyim diyor. Yani ben biraz abartıyorum ama ama şunu da demiş yani. Evladım demiş. Çok hızlı kıldırıyorsun demiş ya. Bir kere Sübhane Rabbiyle hala zor diyorum secdede demiş. O da demiş ki bey baba sen gene iyisin. Ben onu da diyemiyorum demiş. Onun için buna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Teravih rahmettir. Zahmete çevirmeyelim rahman. Bir de kıymetli kardeşlerim şunu da arz edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi bir hadis-i şerifte buyuruyor. İdâ selimetil cumatü selimetil eyyâm ve idâ selimet ramadan selimetis sene. Cuma günü salim olan haftası salim geçer. Ramazan ayı salim geçen bütün senesi salim geçer. Yani haftanın mihengi hangisidir? Cuma günüdür. Cuma günü kalp cemayeti huzuruyla yer geçirebilirsen bütün efendim haftan güzel geçer. Ama tabi diyeceksin ki Cuma günü de öyle bir gün ki haftanın son günü yapmışlar. Çekler, senetler, vergi dairesi, banka orası burası. Adam koştur 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 bir de bakıyor akşam oluyor. Cuma günü koşturarak geçiyor. Bütün hafta böyle geçiyor. Bütün sene böyle geçiyor. Adamın bütün ömrü böyle geçiyor. Onun için bu işi yani haftanın mihengini ayarlayamıyoruz. E bari bakın bir de senenin mihengi var. Ve İlahi Selamet, Selamet Ramazan, Ramazan ayı selim bir kalp ile geçerse, kalp cemayeti geçerse ne olur o zaman? Selimetü sene, bütün sene böyle geçer. Onun için Ramazan ayına dikkat edelim. Kavgasız, gürültüsüz, polemiksiz. He? Efendim dikkat ederek, efendime söyleyeyim, insanlarla e, bağırmadan, çağırmadan böyle bir efendim Ramazan ayı geçirmeye gayret edelim. Gene gelir adam sana sataşırsa, olur ya şimdi adam efendim geliyor sataşıyor. E sen de ne de ona? De ki kardeş ben oruçluyum. Ramazandan sonra görüşürüz de. Yani illa bir problem varsa o zaman çözelim. Senin yüzünden şimdi bütün seneyi berbat edemeyiz ya. Değil mi? Ama işte maalesef, maalesef Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyeleri var. Yani biri gelip sana dalaştığı zaman, bir şey dediği zaman de ki ben oruçluyum. Yani ne demek? Sen şimdi anladım. Kavgaya geldin ama dalaşmaya geldin. Efendim ama ben oruçluyum. Yani ibadetteyim. Ben namazdayken adam selam verince bile ne yapıyorsun? Aleyküm selam demiyorsun. Biri bir şey dediği zaman bağırıp çağırdığı zaman ne biçim konuşuyorsun kardeşim sus bakalım diyor musun? Oruç namazdasın. ibadettesin. Yani oruç da ha böyle anlayalım. Hani şöyle de anlama. Selam verdi almayacaksın anlama. Misal olarak verdim. Yani ibadettesin. Oruçlusun. Dolayısıyla ben ibadetteyim kavga, gürültü, efendim, ibadette olmaz, oruçluyken olmaz. Çok da sataşırsa dersin bayramdan sonra, görüşürüz dersin. Ama maalesef, maalesef tam tersi. Adam oruçluyum diye çatıyor bak şimdi. İkinden sonra akşama doğru, he, kafa efendime söyleyeyim dönmüş, aç, efendime söyleyeyim biraz da yorgun. Hele bir de sigara içen adamsa, sigara da başına vurduysa, önüne gelene bağırıyor. Zaten oruçluyum oruç başıma vurdu, karışmama. Ya Resulullah diyor ki kavga edecek adamla bile etmeyeceksin de ben oruçluyum deyip onu savuşturman lazımken sen oruçluyum diye milletin başına efendim, adeta bela oluyorsun. Onun için bunlara da ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Demek ki şu Ramazan ayında kalp cemaniyetiyle geçirmeye gayret etmek lazım. Bir taraftan böyle şerli kimseler dalaşmak isteyebilir. Onları yakart edelim. Diğer taraftan da maneviyatımıza musallat olmak isteyenler olabilir. Çünkü Ramazan ayında efendim, o Ramazan hocaları var biliyor musun? Yok efendime söyleyeyim orucu fazla tuttun. Yok teravih var mıdır yok mudur? Yok efendime söyleyeyim. Bir sürü milletin kafasında soru işareti oluşturmak için yani sene 11 ay adamdan tık yok, haberin yok. Yaşıyor mu, öldü mü bilmiyorsun. Ramazan ayı gibi hop o da ortaya çıkıyor yani. İnsanların kafalarını karıştırmak için aman böyle adamları da dinlemeyin böyle hoca geçinen, böyle ilahiyatçı taifesini de sakın bunlara da kulak vermeyin. Çünkü kafanız karışır, kalbiniz bulanır, cemiyet dağılır. Bakın bütün sene Allah muhafaza böyle geçebilir. Onun için şu mübarek ayı kalp cemanyetiyle, kalp huzuruyla, manevi bir atmosferde en güzel şekilde geçirmeye gayret edelim. Rabbim Celle Celaluhu bizleri muvaffak eylesin. Oruçlarımızı, teravihlerimizi, tuttuklarımızı kabul eylesin. Tutacaklarımız da şimdiden makbul eylesin. Ve Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde şu Ramazan-ı Şerif ayını en güzel şekilde geçirebilmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, iftar vakitlerinde Dua edilen edilen dualar mutlaka makbuldür. Resulullah buyurdu. Bir saim iftari davetun müstecabedun. İftar vaktinde her bir oruçlunun mutlaka makbul bir duası vardır. İnşallah 30 tane hakkınız var. Her akşam 12'den vuracak bir dua edin. E bir akşamı da bu kardeşinize ayırır, dua ederseniz memnun oluruz. Bizler size, sizler bizlere dua edelim. Hep beraber omuz omuza cennet yolunda yürüyelim. Rabbim nasip eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.